El evvel el iman Birincisi Allah'a iman etmek. Birinci şart. Mu'min billah. Allah'a iman ediyor musun? Ya kul na'am. Diyor ki evet. Kal keyf akum mu'min. Billah allimni. Diyor ki ben nasıl Allah'a mümin bir kimse olur olabilirim? Beni de öğret. Bana da öğret. Kal la Diyor ki bilmiyorum. Eden kefteku mu'min billah ente la tedri. Öyleyse Nasıl ben Allah'a iman ediyorum diyorsun ve mümin ne demek bilmiyorsun. Tarif edemiyorsun. Al iman billah ya tazammen al iman bi tevhid al rububiyye ve uluhiyye vel ve sifat ve tu'min bi vücudillah la tunkir vücudallah. Arba eşya. Hadi al iman billah. Öyleyse Allah'a iman etmek ne demektir size kısaca anlatayım. Allah'ın rububiyetine iman etmek, Rabliğine iman etmektir. Allah'ın ilahlığına iman etmektir. Allah'ın isim ve sıfatlarına iman etmektir. Allah'ın varlığına, vücuduna iman etmektir. İşte Allah'a iman etmek bu dört esas üzerine kurulur. Mal adille ala vücudillah. Allah'ın varlığına delil nedir? Yekul kethira la hasra leha. Diyecek ki onu sayamayacak kadar çok vardır. Allah'ın varlığını ispat eden deliller sayamayacak kadar çoktur. Kul şey ala Her şey Allah'ın varlığına bir delildir. Kul hadil mahlukat ala vahid ve İşte bu mahlukatların hepsi dahi Allah tebarek ve teala'dan başka bir yaratıcı olmadığına delildir. Ve yumkin en nujmil هذه الأدلة الكثيرة في أدلة أربعة أدلة وجود الله الأدلة على وجود الله نجملها نجمعها في أربعة أدلة الله دليلني شو دليل ده توبلي جتري الأول العقل عقل يستحيل أن يأتي إنسان عاقل وينظر في هذا الكون البديع إلا ويثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى Hiçbir akıl sahibi gelip şu kainatı tedbir edip tefekkür edip de bunu yaratıcısının tek bir yaratıcı olduğunu ikrar etmekten öteye geçemez. Akıl sahibi bir insan, beşer bu yaratıcının tek bir yaratıcı olduğuna idrak eder. الثاني الحس محسوس ملموس هذا يقول كان عندي مشكلة ورفعت يدي واخذت أدعو أدعو وإذا بها تنفرج قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ما في السماء من سحابة فأمطر سبتا أسبوع كامل مطر لا توقف محسوس ملموس أي زمان ellerimi kaldırdım, Allah'a yalvardım, ellerimi indirdim, Allah benim duama icabet etti. Aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabenin ricası ve ihtiyacı üzerine, aceti üzerine ellerini kaldırdı. Allah tebarek ve teala'ya yalvardı. Bir hafta boyunca ne oldu? Yağmur indi. O kurak çöle bir hafta boyunca yağmur yağdı. Yani Allah'ın varlığı hissedilebilir, mahsustur. Hislerimiz bunu algılayabilir. 3. Üçüncü Allah'ın varlığını ispat eden üçüncü delil fıtrat. Kul maulud yurid al-fitra hanif lillah subhanahu ve Her doğan çocuk tevhid üzerine Allah'ın varlığını kabul etmiş olarak doğar. Fıtrat böyledir. Yaratılış fıtratı bu şekildedir. Allah'ın varlığına dördüncü delil ise şeriat yani Kur'an ve sünnet delilleridir.